Esselamu Aleyküm muhterem izleyenler. Dünden yarına programıyla huzurlarınızdayız. Abdülkadir Turan hocamla inşallah bu programımızda İslam dünyasının liderlik anlayışını, önderlik anlayışını ve buna karşın batılıların oluşturduğu, İslam dünyasının içerisinde oluşturduğu, İslam Müslüman halkların önüne serdiği liderlik kavramını konuşacağız. Malumunuz üzere geçen yüzyılda İngilizler özellikle 2. Dünya Savaşı sürecinde küresel ölçekte liderliklerini kaybedeceklerini anladıklarında geri çekilmeye başladılar. Geri çekildikleri yerlerde farklı bir konsept mi devreye girdi? Orada çekildikleri bölgelerde sahte kahramanlar, sahte önderler, sahte liderler bırakarak mı çekildiler? Bunu konuşacağız. Tabii ana şeyimiz bu. İslam dünyası, Müslümanlar özellikle ilk yüzyılda hilafet döneminde, Halife-i Raşidun döneminde nasıl bir liderlik vardı? Biz sahte ile gerçeği konuşacağız. Evet, Abdülkadir Hocam, şimdi kahraman olmak veya kahraman yapılmak. Evet, yani şimdi bu kavramları biraz konuşmak gerekir. Yani kahraman nasıl oluşur? Yani kolay bir şey değildir, değil mi, kahraman olmak? Yani hangi sosyoloji bireyi kahramanlaştırır? Buradan başlayalım. Evet. Şimdi bir kere kahramanlık öncelikle büyük ideallerle alakalıdır. Dolayısıyla ancak hedefleri büyük olan toplumların büyük kahramanları olur. Hı hı. İkincisi, kahramanlık sorunlarla alakalıdır. Sorunları çok olan toplumların da kahramanları olur. Kahramana ihtiyacı olur ve kahramanları olur. Hı hı. Eğer idealler, yani büyük hedefler ve sorunlar bir aradaysa, bu kahraman sayısını o toplumda artırır da artırır. Şimdi İslam'ı düşündüğümüzde, İslam insanların önüne insanlığın en büyük hedeflerini koymuştur. Ve bu büyük hedefler, yani insanı kul olmaktan kurtarma hedefi, doğrudan bu hedefe karşı olanlarla mücadele etmeyi gerektiriyor. Onlarla mücadele zorlu bir mücadeledir. Kendi yeryüzünde Tanrı ilan edenler, hı hı, ilan etmediği halde Tanrı gibi davrananlar ve bunlara karşı durup insanlığı bunların elinden kurtaranlar, şüphesiz ki onların kahramanlara ihtiyacı var. Ama aynı zamanda bunların mücadelesi, yani insanlığı kula kul olmaktan çıkarma, insanlığı hürleştirme, özgürleştirme, onu kula kulluktan çıkarıp Rabbin kulu haline getirme mücadelesi sorunlar getiriyor, sıkıntılar getiriyor. Bu sorunlar ve sıkıntılar da ayrıca, bunlardan kurtulmak da ayrıca kahraman icap ettiriyor. Hı hı. Dolayısıyla bizim İslam tarihimiz bir kahramanlar tarihidir. Yapısı itibariyle bir kahramanlar tarihidir. Biz İslami mücadeleyi anlatırken Hazreti İsa Aleyhisselam'ın havarileri gibi anlatmıyoruz. Onların mücadelesi de çok mukaddes bir mücadeledir. Hı hı. Ama mücadeleleri büyük ölçüde bir sabır mücadelesidir. Evet. Bir direniş, bir savaş mücadelesi değildir. Yani savaşsız bir direniş mücadelesidir. Hı hı. Biz de öyle değil. Biz Resulü Aleyhisselam'ın, diyelim ki Sad bin Ebi Vakkas'tan bahsediyoruz. Belki ilk 8 Müslümandan biridir. Nihayet ilk 10 Müslümandan biridir. Bunu biliyoruz ve anlatırken diyoruz ki yerden bir deve kemiği aldı, bilmem bir müşriğin kafasına fırlattı. İstanbul'una ilk kanı döktü. Devam ediyoruz. İlk oku o attı diyoruz falan, bilmem seriyede. Biz doğrudan İslam'ı anlatmaya başlamakla kahramanlıktan bahsediyoruz. Şimdi 13 yıllık bir İslami dönemi anlatıyoruz. Burada savaş yok, direniş var, ama Medine dönemine geçer geçmez hemen bizim için Bedir'in kahramanları başlıyor ki bizim edebiyatımızda da, sadece tarihimizde değil, edebiyatımızda da
çok önemli bir yere sahip. Bedir'in kahramanları. Gerçekten kahramandırlar. Evet. Hemen karşımıza Hazreti Ali motifi çıkıyor. Hazreti Hamza motifi çıkıyor. Süreç içerisinde Ebu Ubeyde bin Cerrah oluşuyor. Sonraki süreçte Halid bin Velid oluşuyor. Biz Resulullah'ın kendisi, biz çok kıyas yapmak istemiyoruz günümüzde ama Resulullah'ın kendisi bir mareşaldır, bir savaş kahramanıdır. Yani Bedir'de kazanmıştır. Uhud'da ordusu yenilmiştir ama kendisi yenilmemiştir. Hı hı. Hakkından gelinememiştir. Evet. Peşinden Hendek'te 10 bin kişilik ordu tarafından kuşatılmış ama ordu hiçbir şey yapmadan geri çekilmiştir. Sonra Hayber'i fethetmiştir. Doğduğu yer Mekke'yi fethetmiştir. Sonra Taif'i fethetmiştir. Ve Bizans'a karşı savaş ilan etmiştir. Mute'de ashabını göndermiş. Hı hı. Arkasından Tebük'te bizatihi kendisi Bizans'a karşı sefere çıkmış bir askeri komutandan aynı zamanda bahsediyoruz. Dolayısıyla bizim tarihimiz böyle. Doğrudan kahramanlıkla ilişki. Bir Müslüman çocuk yetişince sadece ahlaklı bir birey olarak yetişmiyor. Bununla birlikte bir kahramanlık örnekliği üzerinden yetişiyor. Örnek evet. aldığı peygamber salt bir ahlak peygamberi değildir. Salt bir insanseverlik peygamberi değildir. Bunun yanında askeri bir komutandır. Zaten özgünlüğünü, farkını, yüceliğini buradan alıyor. Büyük yüceliğini diyeyim, buradan alıyor. Hem merhametlidir hem de iyi bir, büyük bir komutandır. İkisini aynı anda bütünleştirebiliyor ki postmodern dünyanın koşullarını düşündüğünüzde bu onun başlı başına mucizelerinden biridir hocam yani. Liderlerin çok yönlülüğe ihtiyacının olduğu bir dünya düşündüğünüzde hı hı. bu başlı başına bir çok yönlülen biridir. Şimdi onun diğer etrafındaki ashabı düşünürseniz hep aynı husus. Dolayısıyla biz de kahramanlığın bir şeyi de oluşmuştur. Aynı zamanda bir yapısı oluşmuştur. Bir kere bir kahramanların bir genel özellikleri var ortak. Ama bir de bize ait kahramanların ayırıcı hususları var. Buna kahramanlık var. Ahlakı mesela. Şimdi günümüz koşullarına baktığımızda kahramanlık hikayeleri 100 yıl önce de vardı. Fakat kahramanlık ahlakı ile ilgili ciddi sorunlar var. Yani evet, kahramanlık ahlakını biraz konuşsak. Yani hem Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işte fetih yaptığında Mekke'ye girdiğinde anlatılıyor. Diyor ki başını o kadar eğmişti ki neredeyse devesinin boynuna değecekti. Yani bir fetih var. Kasılmak gerek. Değil mi? Evet. İntikam aldınız aslında. Öyle de bakabiliriz. Bir intikam, bir hesaplaşma ama boynunu eğmiş, bükmüş bir şekilde şehre giriş. Yani böyle bir ahlak niye gerekli diye de konuşabiliriz aslında ama. Evet. O dönem koşullarının hani bu yüce ahlak nasıl oluştu? Yani şüphesiz vahiy bunu oluşturmuştur ama hakikaten buna gerek var mıydı böyle bir ahlaka? Evet. Şimdi böyle ben atlamadan ifade edeyim hocam. Şimdi kimdir kahraman diye burayı da sormamız gerekecek. Yani aslında kahramanlıkla ilişkimizi anlattık. Kahramanlara duyulan ihtiyaçtan bahsettik. Fakat kimdir kahraman? Onu izah etmedim. Şimdi kişi eğer toplumunu sadece bir çıkmazdan kurtarıyorsa hocam, büyük bir çıkmazdan kurtarıyorsa o kahramandır. Ama çıkmazdan kurtarmakla kalmıyor. Aynı zamanda ona bir önderlik makamı oluşturuyorsa onun için, o toplumu için, o zaman büyük kahramandır. Yani çıkmazdan çıkardı, bir de yol açtı. Bir de yol açıyor, çığır açıyor. Ama eğer bu yol açmayı bir de süreklileştirmişse, ilkelere ve kurallara bağlamışsa, sadece büyük bir kahraman değil, aynı zamanda büyük de bir önderdir. Burada kahramanların genel özelliği,
Bunlar bu bunlardan birine sahip olmalarıdır. Yani mesela toplumunu bir çıkmazdan kurtarmış olması. Çıkmazdan kurtarmakla kalmayıp ona bir dünya önderliği sağlamış olması. Bu da yetmez, bunu süreklileştirmesi. Fakat Müslüman kahramanların kendilerine has özellikleri vardır. Kendilerine özgü özellikleri vardır. Nedir bu Müslüman kahramanların özellikleri? Bir kere bu ortak özelliklerin dışında zaferi ne kadar büyük olursa olsun, nasıl bir başarı elde ederse etsin, zaferi kendine has görmez, topluma has görür. Kendi toplum, Müslüman toplum, ümmet içinde görür. Ümmetin bir ferdi olarak görür. Elde edilen zaferi de Müslüman cemaatin, Müslüman toplumun zaferi diye nitelendirir. Bunun için zaferinden dolayı aşırı bir şekilde övülmesine müsaade etmez. Tam olarak manevi bir önderdir bu. Bu işte önderlik sıfatlandırırken maddi önderlik denir, manevi önderlik denir. Avrupalı sosyologlar tarafından işte maddi önder kendini över, öne çıkarır denir yani. Bireycidir, zaferi kendine hasıklar. Ben başardım der. Yani bizde bu Kürtlerle ilgili meselede ben mesela o Öcalan'ın falan anılarını okumuştum. Israr ne yapılırsa yapılsın önderlik yaptı diyor. Önderlik diye bir tanrı oluşturmaya çalışıyor. Ben olmasaydım helak olurdunuz. Aynen. Şeyi oluşturuluyor. Böyle bir şey oluşturuyor. Müslüman önderlikte bir kere bu yok. Müslüman önderlik mi? Müslümanlar başardı. Ümmet başardı. Allah yardım etti. Ümmet başardı. Müslümanlar başardı. Bunun için övüldükleri zaman yüzleri kızarır. Övülmekten rahatsız olurlar. Çoğunun sağlığında üzerlerine böyle ağız tadıyla bir doğrusu bir şiir dahi yazılamamış. Müsaade etmemişlerdir. Ve yine kendilerinden hutbede bahsedildiği zaman eğer büyük kahramanlarsa onlar da adları anılırken fakir, Allah'ın zelil kulu diye böyle bu adlarla kendilerine adlandırılmışlar. Ta ki burada bir o tanrısallık oluşmasın haşa. Beşeri tanrısallık oluşmasın. Yine zaferleri ne kadar büyük olursa olsun yaşam koşulları değişmiyor. Zaferleri onlara bir maddi getiri sağlamıyor. Ben kazandım o halde bana köşkler verin. Ben kazandım o halde benim için saraylar yapın demiyor bu adam. Hazreti Ömer Efendimiz Medine'ye Kisra'nın sarayındaki ganimetler geldiği zaman Hazreti Ömer Efendimiz ağlıyor. Bunun yüzünden helak olmaktan endişe ediyorum diyor. O bir an önce bunu ele geçireyim. Bununla kendime Medine'de bir köşk yapayım. Hatta önüne de kendi heykelimi dikeyim. Böyle bir şey yok. Ve burada şüphesiz ki bu İslam kahramanlığında çok ihmal edilen bir lider var. Kendi aşırı tevazusundan da dolayı, aşırı derken uç tevazusu, yani aklın bazen almakta güçlük çektiği tevazulayı Hazreti Ebubekir Efendimiz. Evet. Gerçek bir İslam kahramanıdır. Aynı zamanda bir İslam önderidir. Hakikaten imam denmeyi fazlasıyla hak etmiş bir önderdir. Şimdi kaç çıkmaz var. Aslında bizde klasik anlayışta, klasik hilafet anlayışında Hazreti Ebubekir'in hilafeti ne kadar hak ettiği onun ahlakıyla anlatılır. Resulullah'a yakınlığıyla anlatılır. Sonra Müslümanlaşma tarihiyle anlatılır. Bunlar yani biz fakihlerin işine karışacak değiliz. Ama aynası iştir kişinin. Asıl mesele o. Yani kişinin aynası yaptığı iştir. Bir de Hazreti Ebubekir'in yaptıklarına bakmak lazım ki bizim bu hilafet ile ilgili kitaplarda, daha doğrusu imamet kitaplarında, fıkıh kitaplarının imamet babında burası çok ihmal ediliyor. Bu daha çok Müslüman tarihçilere düşen bir husus. Hazreti Ebubekir Efendimiz'in başarısı, siyasi başarısı. Şimdi Resulullah Aleyhisselam ahirete irtihal ettiğinde henüz cenazesi yerde. Klasik olarak sadece bu Arabistan'da değil, o günkü dünyada bir önderin, Resulullah Aleyhisselam'ın yanında bir devlet başkanı, bir önderin vefatı demek çatışma demekti. Tabii.
İkincisi yağma demekti. Zira bu Türk geleneğinde de vardır. Tabii saltanat kavgası. Bedevi toplumların geleneğinde vardır. Yeni lider belirleninceye kadar hocam yağma haktır. Evet. Bedevi bunu bir hak olarak görür. Şehri yağmalamayı kendine ait bir hak olarak görür. Bunun için cenaze yerden kalkmadan yeni lider tayini yapılır. Bir kere bu sosyolojiyi iyi okumuş. Bu konuda bir nas yok. Evet. Resulullah'ın bir tavsiyesi de yok bu konuda. Şimdi sorumluluk artık kendisinde. Yüce Allah Müslümanların önderlerini seçmeyi Resulullah'tan sonra Müslümanların sırtına bir yük olarak vermiştir. Bu konudaki tayin meselesi, işaret meselesi bizim işimiz değil, karışmayız. Aslında bu feraset yani meselen şu boyutu. Çünkü bu çok hani polemik, bazen bazı yazarlar bunun üzerinden polemik üretiyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın cenazesi yerdeyken siz tuttuğunuz devlet başkanı seçimiyle İslam karşıtları veya fitne ehli. Evet. Ya bu böyle bir şey var. Fakat hani getirdiğiniz yorum güzel. Yani orada bir sosyoloji var. Bir gerçeklik bir dünya var. Dünya gerçekliği var. Ve bu gerçeklik beraberinde belki de İslam devletinin parçalanma sürecini de getirebilirdi. Yok olma sürecinde getirebilirdi. Değil mi? Yok olma, yok olma sürecinde getirebilirdi. Hı hı. Bu sosyoloji şey üzerinden, Mekke Medine üzerinden parçalanma. Yani Hazreti Ebubekir burada şunu demiyor. Ya Resulullah'ın cenazesi ne olacak ki? Bedeviler Medine'ye ne yapabilir ki? Demiyor. Hı hı. Sosyolojiyi gayet iyi okuyor. Çağının Müslümanıdır. Resulullah ahirete irtihal etmiştir. Yük onların omuzlarına düşmüştür. Ve bu yükü hakkıyla kaldırmıştır. Evet. Henüz cenaze yerdeyken hilafet meselesi kan dökülmeden çözülmüştür. Hı hı. Tarafları vardır. Ensar var. Muhacir var. Kureyş var. Hı hı. Ve bu arada Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Efendimiz var. Kureyş. Ebu Süfyan'ın da talepleri vardır bu konuda. Hı hı. Hazreti Abbas'la beraber Hazreti Ali'ye giderler ve derler ki sen ol derler. Daha soylu bir hilafet oluşturma düşüncesi var. Ama süreç başarıyla yönetiliyor. Bir husus daha var ki o da çok mühim bir nokta. Hazreti Ebubekir'in önderliğinde şimdi Usame bin Zeyd'in ordusu var. Niye anlatıyorum bunları? Hazreti Ebubekir'in nasıl bir kahraman olduğunu ve bu kahramanlığın ne kadar böyle o devasa büyüklüğü karşısında nasıl mütevazi kaldığını. Bu örnek bir Müslüman önderliktir bu. Hiç onu ön plana çıkmıyor bu gibi şeyler mesela. Hiç ön plana çıkmıyor. Evet. Şimdi Usame'nin ordusu, Resulullah çıkarmıştır o orduyu. Orada pek çok mesaj var. Bir kere Resulullah'ın çıkardığı son ordunun komutanı henüz 20 yaşına gelmemiş, üç çağına yeni girmiş bir gençtir. Resulullah ümmetin geleceğini gençliğe emanet ediyor. Evet. Bunu fiilen yapıyor. Bunu sözle falan değil. Ordu çıkarıyor. En kıymetli ashabını o orduya dahil ediyor. Başına da 19 yaşında, belki 17 yaşında. Hı hı. Ama şundan eminiz ki Rüşt'te Rüşt çağına yeni girmiş. Evet, buluğa çoktan girmiş ama Rüşt çağına yeni girmiş. Başına bir genç koyuyor. Başka bu genç azatlı bir kölenin oğludur. Mevali konumundadır. Emeviler dönemindeki mevali meselesini düşünürseniz meselenin ne kadar kıymetli olduğu da anlaşılıyor. Bir mevalidir. Ve orduda Mekke ve Medine'nin en büyükleri vardır. Resulullah bile bu tayini yaparken ashab aslında yani bu böyle olması şart mıydı iması var Resulullah'a karşı. Fakat Hazreti Usame Resulullah'ın halinin ağır olduğunu duyunca usul şuydu Resulullah'ın seriyet çıkarma usulü kimi komutan yapıyorsa sancağını onun kapısına dikerdi. Asker o sancak etrafında toplanır ve cihada giderdi. Usame Resulullah Aleyhisselam'ın halinin ağır olduğunu duyunca Resulullah'ın sancağını gelip iade ediyor. Resulullah'ın kapısının önüne dikiyor. Ve ashab ağlıyor. Aynı zamanda bir moral kırıklığı oluşturuyor. Gencecik bir adam geliyor, sancağı dikiyor. Diyor ki Resulullah beni görevlendirdi ve artık o yok. Şimdi Hazreti Ebubekir'in ilk işi bu orduyu çıkarmaktır. Ve ilk itiraz da buradan geliyor. Ama bu süreci de başarıyla yönetiyorlar ki Hazreti Ömer bizzat söylüyor. Sen, ey Allah'ın Resulü'nün halifesi diyor.
burada Mekke'nin, Medine'nin büyükleri var. Bu çocuğa itaat ederler mi? Aslında mesele sadece çocuk meselesi değil. Bir sosyoloji meselesi. Böyle bir ordu disiplin tutar mı? Çünkü bu ordu yenilirse lider de vefat ettiği için Medine'nin bir daha istila edilme tehlikesi vardır. Tabii. Böyle bir sorunla biz karşı karşıyayız. Bu iş bir çocuğa Resulullah emanet etti çünkü sağdı, arkasında Resulullah vardı. Sen nasıl idare edeceksin? Hayır diyor. Resulullah'ın çıkardığı bir ordunun, Resulullah'ın kaldırdığı bir sancağın yere düşmesine müsaade etmem deyip Usame'yi gönderiyor. Bu mevali, sınıf politikaları meselesini bir kere bertaraf ediyor. Şunu gösteriyor. Liyakat meselesinin İslami yönetimde önemli olduğunu o sosyolojiye kabul ettiriyor. Kriz tarafı. Diğer bir nokta, büyük bir kriz daha var. Resulullah döneminde başlamış, Hazreti Ebubekir ile başlamış. İrtidat meselesi. Hı hı. Sahte peygamberler meselesi. Resulullah hayattayken vücut bulmuştur. Ve o kadar büyümüş ki geçmişte aslında her bir kabilenin bir şeyi varken hocam, bir putu varken artık her kabilenin bir sahte peygamberi vardır. Mekke, Medine, Taif dışında dört bir yana yayılmış ama Hazreti Ebubekir bu iç ihtilafı bertaraf etmiştir. Yetmedi, bu sefer vergi vermeyenler var, sosyal irtidat var, zekat vermeyenler var. Zekat isyancılarının da halletmiştir. O da yetmemiş, iç ihtilafı bitiriyor, birliği sağlıyor. Dört bir yana haber salıyor. Cihat diyor. Nereye karşı cihat? Hendek'te verilen müjdenin takibi var. Sasani İmparatorluğuna ve Bizans'a karşı savaş. Yani bugünkü şeyde Rusya ve Amerika'ya karşı savaş. Küçük bir dünya ve at üzerinde yapılan bir savaştır hocam burada. Savaşı kaybeden yaşama şansı yoktur burada. Yani, direkt istila edilir. Direkt istilayla. Her iki güce aynı anda savaş açılır. Bir Irak cephesi, bir Şam cephesi diye iki cephede savaş ilan eder. Düne kadar sahte peygamberlerin etrafında toplanıp Müslümanları vuran adamlar İslam ordusuna dahil olurlar. Bu insanları kontrol etmek hakikaten zordur. Hazreti Ebubekir Efendimiz komutanların yanında yürüyerek onlara itaat ediyor. Zira Arap toplumu aile içi hiyerarşi dışında bir hiyerarşi tanımazdı. Bunun için devletleşmemişti. Soy kabile hiyerarşisi dedik. Dışında bir hiyerarşi tanımazdı. Kabile hiyerarşisi dışında. Hatta kendi kabile şefine bile eşit görüyordu. Bu yüzden yanlarında yürekle söyler. Kime söyler mesela? Usame'ye söyler. Tavsiyeleri hepsi yanımıza kayıtlı. Kime söyler? Büyük komutanlardan Yezid bin Ebu Süfyan'a söyler. Bildiğimiz Yezid'in altında adı kaybolmuş büyük bir mücahittir Yezid bin Ebu Süfyan. Şam fatihlerinden ona söyler. Der ki Amr bin As'a söyler ve diğerlerine söyler. Gideceğiniz yerlerde kadınları, çocukları katletmeyin. Ağaçları gereksiz yere kesmeyin. Yeme dışında hayvan öldürmeyin. Dini mekanlara saldırmayın. Dini mekan. Orada da ibadet eden rahipler bulacaksınız. Onları kendi hallerine terk edin. Sonra emir verirken arkadaşlarınıza karşı merhametli olun, hikmeti heli olun. Resulullah Aleyhisselam'ın liderliğini burada Hazreti Ebubekir pratikleştirerek fethi süreklileştiriyor. Ve bu ordular düne kadar çatışan hepsi iki ay küsürdür bütün hilafet süresi. Evet. İki yıl, iki ay küsür. Düne kadar kılıçlarla, mızraklarla savaşan ordular Sasani'yi Irak'ta yenerler. Irak'a Arap dediğimiz Irak iki kesimdi eskiden. Irak'a Acem dediğimiz İran'a taraf Irak ve Irak'a Arap dediğimiz Arabistan'a taraf Irak. Irak'ı Arap'ı fetheder. Kudüs'ün dibine kadar gelir. Bugünkü Dımaşk, Şam'ın dibine kadar gelir. Belki Humus çevresi de fethedilir. Daha sonra elden çıkacak buralar. Tekrar yine fethedilecek. Kocaman Arabistan, koca koca Arabistan yarımadası artık fethedilmiştir ve ruhunu Rahman'a teslim eder. Bakın kaç kriz atlatmış bu adam, kaç kritik önderlik yapmış, tamamı iki yıl iki ay küsürmüştü. Peki üzerine şiirler mi yazılmış hocam? Üzerine kitaplar mı yazılmış? Heykeli mi dikilmiş? Elimizde bir resmi mi var? Keşke gövdem öylesine büyük olsa da bütün cehennemi kaplasa da oraya hiçbir mümin girmese diyen bir adam.
vefat edeceği zaman ona çok küçük bir maaş bağlanmış. Halife olur olmaz. Hazreti Ömer onu görür. Bakar ki elinde ipleri, şeyleri. Ey Allah'ın Resulü halifesi nereye der? Pazara gideceğim ey Ömer der. Benim geçime ihtiyacım var. Çocuklarımın geçinmesi olmazdır. Müslümanların işleri var. Orada bir maaşa bağlanır. Vefat etmeden önce vasiyetinin bir kısmını da bu oluşturur. Şu kadar maaşım kalmış, ben peşin almıştım ama vazife yapamadım, öldüm. Kalanı Beytülmal'a devredin. Bu kadar. Evet. Bu İslam önderliğinin hocam prototipidir. İkinci bölüme geçeceğiz. Evet. Bir de sahte önderlikte. Bir de sahte kahramanlara gelelim. Ona ikinci bölümde gelelim. Böyle bir kahraman, böyle bir fatih, böyle bir öncü, böyle bir lider ve böyle bir tavazu, böyle bir işini ümmete ait kılma hali. Sonra sahte kahramanlar nasıldılar? Aslında şu anda bizim izleyicilerimiz zihinlerinde onları çoktan oluşturmuşlar bile. Değil mi? Biz sadece tercüman olacağız. Evet, evet inşallah hocam. Evet, muhterem izleyenler, İslam dünyasının kahramanları ilk dönemden işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hemen yanında yetişmiş Hazreti Ebu Bekir'den bahsetti hocamız. Bir de ikinci bölümde inşallah İslam dünyasında kahramanmış gibi davranılan o davranış modelini konuşacağız. İsimler üzerinden gitmeye gerek yok. Sahtelikleri konuşacağız inşallah. Kısa bir ara veriyoruz efendim. Evet muhterem izleyenler, devam ediyoruz. İkinci bölümde biraz da orijinali konuştuk hocam. Evet. İslam medeniyeti belki ya belki fazla vahiy bir duruş öğretiyor. Bir davranış modeli, lidere bir zafer kazandıktan sonra dahi nasıl davranması gerektiğini, oturmasını, yemesini, içmesini her şeyini öğretiyor ki bu kadar mütevazi liderler inanılmaz büyük bir kahramanlık. Bir o kadar da tevazu. Evet. Şimdi bir de sahte kahramanlara geldiğimizde hele bu yüzyıl, görsellik yüzyılı, yani insanlar pire kadar iş yapıyor ama deve kadar anlatıyor. Yani inanılmaz derecede az bir amelin çok bir söylemle pohpohlandığı, propagandaya dönüştürüldü. Gösteriş çağı, reklam zihniyeti. Goebbels değil mi Hitler'in? Yani biz şu an o çağı yaşıyoruz. Şimdi sahte kahramanlar da bir kriz, yani sonuçta kahraman olmak için bir krizin olması gerekiyor değil mi? Birinci bölümde krizden bahsettik. Bunları da bir kriz ortaya çıkarmıyor mu? Hocam bunları Birinci Dünya Savaşı istilası kısmen, kısmen ondan önceki istilalar, mesela Cezayir istilası gibi 1800'lü yıllarda İslam alemi istila edildiğinde istila edilen yegane dünya değildir. Hatta istila edilen son dünyadır. Yani, evet. Ondan önce Güney Amerika'sı istila edilmiş, Afrika'sı istila edilmiş, Çin'i istila edilmiş, Güney Asya'sı istila edilmiş. Fakat İslam aleminin bir kahramanlık geçmişi vardır ve bir Allah'tan başkasına kul olmama akidesi vardır. Evet. Bu kahramanlık hikayeleri bu akideyle bir araya geldiğinde İslam alemi bir kahti rical yaşadığı halde eğitim kurumlarının etkisizleşmesi ve sürekli savaşların kahramanlarımızı götürmesi karşısında halkın kendisi kahramanlaşıyor. Ümmetin kendisi kahramanlaşıyor. Ümmetin böyle bir seferberlik karakteri vardır. Önce işi kahramanlara bırakır ve destek verir. Alkışlar. Kahramanlar zaferi getirmediklerinde ümmetin kendisi kahramanlaşır. Bir seferberlik ruhu var. Bu hep yaşanmıştır bizde. Aslında Çanakkale tam böyle değil mi? Çanakkale böyle. Anadolu'daki Kurtuluş Savaşı da tam olarak böyle. Bizantiyi ümmet, halk kendisi kahramanlaşır. Bu dedik ya, bizim kahramanlarımızın özelliği kahramanlığı kendilerinde değil, ümmette, cemaatte, toplumda görmeleridir. İşte o daha önce kahramanlığın menbaı olan halk, kahramanlığın üretim merkezi olan, rafinesi olan yer, kendi bu sefer kahramanın kendisi olur. Kapıya dayandığında kahramanın kendisi olur. Fakat bu kitlesel kahramanlığın bir sakıncası var. İslam'da
kurtuluş mücadelesinin bir yapısı var, bir karakteri var. Bu dünyadaki diğer şeyler de böyledir. Bir tür bir sünnetullah'tır bu. Kitlesel kahramanlık tek başına ortaya bir eser çıkarmıyor. Tesbihin, derler ya böyle, imameye ihtiyacı var, toplumların önderliğe ihtiyacı var. Eğer bu kitlesel kahramanlık bir önderlik bulmazsa, bir imam bulmazsa, kendini savunur, istilayı geciktirir, hatta engeller ama yol alamaz. Zira hep beraber yürümek mümkün değil. Tabii. Değil. Bir önderlik peşinde yürümek gerekiyor. Evet. O önderlik oluşmadan yol alamazsınız. Kendinizi var edersiniz, var olursunuz. Dış istilayı engellersiniz. Bilmem mi, dağılmayı engellersiniz. Ama yol alamazsınız. Hep savunmada kalırsınız ve bu tekerlek tümsekte takılır, kalır. Önderliğe ihtiyaç var. Bir parantez gireyim. Buyurun. Bu biraz şeyi bana hatırlattı. Siz bunları ifade ederken aklıma Afganistan'da mesela şeye karşı, Ruslara karşı. O mücadelede bir önderlik kurumu oluşturulamadı. Herkes hep beraber yürümeye çalıştı ve paramparça. Sanki biraz benziyor. Kasıtlı hocam, orada kabile ahlakı canlandırıldı Amerika ve Suudi'nin eliyle. Kasıtla kabile ahlakı canlandırıldı ve bir önderliğin oluşması engellendi. Önderi vardı şüphesiz ki. Büyük bir önderi vardı. Benim 20. yüzyıldaki önder prototiplerimden biridir. Ahmet Şah Mesud. İslam aleminde tutkun olduğum şahsiyetlerden biri. Cihar Dudayev'le beraber, İzzet Begoviç'le beraber, Şeyh Ahmet Yasin'le beraber. Bunlar gerçekten çok çok örnek liderlerdir. Efendim ya işte diyorlardı, bakın nasıl saptığımızı. Bir Fransız gazeteciyle konuşurken bilmem elini uzatmış diyorlar. Galiba uzatmış diyorlar. Akidesi bozukmuş. Bizde aynesi iştir kişinin, lafa bakılmaz da, ama Suudi'nin bize getirdiği akide böyle bir akideydi. Böyle bir ihtilaf akidesiydi. Ve bizi mahvettiler. Onun üzerinden katlettiler adamları. Önderliğin katli diye. Esasen bu yönde bir kitabım var. Hep bahsediyorum. Son Haçlı Seferi diye. Bu önderliğin katliyle Müslümanların nasıl 20. yüzyıldaki mücadelesinin bir tümsekte kaldığını anlatan bir çalışma esasen. Yani böyle basit, çok basit bir çalışmaydı. Yayınlamadık. Epey bir 2003-2004'lerde yapılmış bir çalışma. Şimdi yani insicam bozulmasın. Dedi ki kitlesel önderlik bir kendi şahsi önderini oluşturmalıdır. Korur, muhafaza eder ama bir kişi, bir şahıs öne çıkmadan bunu yol alması mümkün değil. Bu arada bizim üzerimizde taş taş çalışmışlardı coğrafya olarak. İnsan olarak, beşer olarak şahıs şahıs çalışmışlardı. Hem İngilizler, hem Ruslar, hem Fransızlar. Yani evet. Adam gelmiş, bir Fransız sosyolog. Muş'un köylerini, Bitlis'in köylerini hocam taş taş incelemiş, insan insanda incelemiş. Bir İngiliz, bilmem, gitmiş, kadın bazen erkek Müslüman kılığına girerek Bağdat'ını, Amman'ını dolaşmış, Kudüs'ünü dolaşmış ve taş taş incelemiş sosyolojimizi. Bu kahramanlığı görmüş bunu. Bunlar bir kahramana muhtaçlar. Çıkaracaklar. O halde ve bura bir kahramanlık çıkarır. Zira buranın kahramanlık fabrikası, atölyesi, sosyolojik atölyesi çalışmaya devam ediyor. Ortada bir kitap var Kur'an diye, bunu açık açık ifade ediyor. Bu hem Toynbee hem Lewis. Ortada bir kitap var. Ortada bir hatırat var. Bir kahramanlık geçmişi var. Bir ideal hedef var. Demografi, nüfus var. Üzerinde çoğunluk oldukları bir coğrafya var. Bu bir kahramanla buluşursa durdurulamaz. Evet. Ve bu kahraman üretir. Bir kahraman çıkarır. O halde gelin bu kahramanı biz üretelim demişlerdir. İçimizde daha önce ayarladıkları birilerini bulmuşlar. Ve içimizdeki zayıf birilerini o an bulmuşlar. Bu diğere göre değişiyor. Mesela bunlardan Cemal Abdülnasır'ın, Yasar Arafat'ın İhvan içinde bir eğitilmeleri var. İlk edeplerini oradan almışlar. Kahramanlığı ilk gün oradan öğrenmişler. Hem Yasar Arafat'ın hem Cemal Abdülnasır Rıhvan kaydı vardır. Fakat oradan alıp adamlara demişti ki gelin
bu cemaat sizi lider yapmaz. Evet. Biz sizi yapalım deyip zafiyetlerinden istifade etmişlerdir. Daha önce Cezayir Kurtuluş Hareketi tamamen Cezayir İslam alimleri üzerinden yürürken, hı hı, ve kitlesel bir önderlik şeklinde Seyyid Abdülkadir'dan sonra Cezayir İslami Kurtuluş Hareketi bir önder çıkarmıyor. Kitlesel bir önderlikten ibarettir. Cezayir Kurtuluş, Cezayir Sosyalist Partisi'nin üretilmesi. Bilmem Tunus'ta Habib Bourguiba'nın, hı hı, üretilmesi. Gerisini bizim izleyicimiz kıyaslasın, bulsun. Çıkarıyor bu kitlenin içerisinden birini, onu öne çıkarıyor. Diyor ki ona doğrudan veya lisani halle, sen bu kitleyi durdur. Bize karşı mücadele eden bu kahraman üretme fabrikasını sen kapat. Hı hı. Biz buna karşılık seni biz kahraman yapalım. Evet. Böylece bizim üreteceğimiz bir kahraman başımıza geçecekken, onların ürettiği bir kahraman bizim başımıza geçiyor. Eğer bizim kahramanımız olsaydı nasıl olurdu hocam? Düşünelim. Hazreti Ebubekir gibi olurdu. Hı hı. Krizlerimizi çözer, ihtilaflarımızı bitirir, sadece bizi olduğumuz yerde korumaz, emperyalizmi dünyada da bitirir. Evet. Yol açardı. Yol açar, çığır açar. Dünya ondan bahsederdi. Bunun yerine bu kurtuluş mücadelesini millileştirme adına önce sınırlandırıyorlar hocam. Yani ana yapıdan koparıyorlar. Diyorlar ki bunu bir İslam mücadelesi olmaktan çıkar. Ümmet olmaktan çıkar. Buna milliyet diye ki biz İslam'ı kurtaramayız bu asırda. Halk da sana inanır diye. Hı hı. Ancak kendimizi kurtarırız. Bugün nefsi nefsidir. Bize nefsi nefsi meselesi çok mu? Bu halka diye ki önce kendimizi kurtaralım, sonra o diğer meselelerle uğraşalım. Millileştir. Fakat millileştirme yetmiyor. Yani burada İslam aleminde 3 tane ciddi kalabalık toplum var. Bunlardan biri Araplar. Hı hı. Bunlar İran içlerinden ta Atlas Okyanusu kıyılarına kadar giden yayılmış bir halk. Millileştirme burada hiçbir şey ifade etmiyor. Tek başına Avrupa'nın tamamına, bundan daha geniş bir coğrafyaya yayılmış, hı hı, ve Avrupa kadar nüfusa sahip. İkincisi Türkler. Hı hı. Balkan içlerinden Çin Seddi'ne kadar ki dünyanın en kalabalık toplumlarından biri. Evet. Ve üçüncüsü, her iki toplum kadar kalabalık olmasa ama etki sahası Tacikistan'a kadar uzanan, Hindistan'a kadar uzanan Fars toplumu. Hı hı. Bu üç toplum için esasen millileştirme yetmiyor. Bu sefer diyorlar ki gelsene biz bölgesel kahramanlık yapalım. Biz buna artık mesela ne diyelim? Cezayir Kurtuluş Hareketi diyelim. Hı hı. Bunun adı bilmem hangi coğrafyaysa oranın kurtuluş hareketi olsun. Daralsın diyorlar yani. Yani normalde ulus devlet, batı ulus devlet oluşturuyordu. Ama Arap dünyasına gelince ulus devlet yerine başka bir şey. Mesela Suriye'deki adam Arap'tır. Tunus'taki adam da Arap'tır. Bölgesel, vatani milliyetçilik diyoruz arkadaşlar. Bir vatan mefhumu. Yurtseverlik dediğimiz, evet, vaka. Yurtseverlik doğuruyor. Yurtseverlik doğuruyor. Ulusal sol dediğimiz, evet, yurtseverliği doğuruyor. Bu adama diyor ki ben seni bu yurtseverliğin, nihayet sen buna vatanseverlik diyorsan de diyor, sorun değil diyor. Hı hı. Biz seni bu yurdun kahramanı yapacağız. Evet. Suriyeli olma bilinci. Yoksa hiçbir şey olmayacaksın diyor. Bunlar diyor sen onların değerlerine uysan da uymasan da kurulu bir düzen var, seni başa getirmez diyor. Hı. Sıra sana gelmez. Evet. Senden büyükler var diyor. Gel biz seni öne geçelim. Sen de bu mekanizmayı durdur. Bu adamın ilk görevi, birinci görevi, bir, bu kurtuluş mücadelesini millileştirmektir. Hı hı. İkinci görevi hocam bölgeselleştirmektir. Üçüncü görevi, yani kurtuluş mücadelesi durdurulduktan sonra bu mücadeleyi sağlayan mekanizmayı imha etmektir. Sekülerleştirme. Sekülerleştirme. Nereden kaynağı, nereden alıyordu? Kur'an'dan ve sünnetten alıyordu. Kur'an ve sünneti zihinlerden çıkararak bu fabrikanın o temellerini kazıyıp motorunu yerle bir ediyorsun. Yerle bir etmektir hocam. Evet. Dolayısıyla bu adamlar kahraman diyecekler, alkışlanacaklar. Zaferler halkın zaferi ama onlara mal edilecek. Başka komutanlar kazanacak, onlar övülecek. Üzerlerine bu arada Batı'nın basını var ve Batı'nın masonik
uzantıları var İslam aleminde. Basın tamamen onların elinde. Yahudilerin, Ermenilerin, Rumların elinde. Hı hı. Ve bunlar sürekli bu adamları övecekler. Üzerine şiirler yazılacak, metiyeler yazılacak. Büyük kahraman, büyük önder, şak 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 falan diye ortada böyle bir ikon çıkarılacak, bir yeni bir heykel çıkarılacak, bir suret çıkarılacak. Halkın kafası bunu ne kazanıyorsa bu adam kazanacak diyecek. Halkın bütün zaferleri ona verecek. Sonra bu bütün zaferleri sözde kazanmış adam, aslında halkın kendisi kazanmış. Aslında zaferleri durduran adam. Hı hı. Fabrikayı yok eden adam diyelim hatta. Başta zaferi durduran adam. Hı hı. Zaferi durduran adam dönüp diyecek ki efendim, şimdi ben size bu zaferi sağladım. O halde lideriniz benim. Hı. O halde bana itaat edin. Bu sistem böyle gitmez. Gelin camileri kapatalım diyecek. Medreseleri kapatalım diyecek. Marx ve Lenin'i okuyalım diyecek. Biz niye Kur'an'ı okuyoruz? Niye Hazreti Ebubekir'i, niye Hazreti Ömer'i okuyoruz? Diyecek. Ve istilacıların yapamadıklarını o yapacak hocam. İstilacıların yapamadığı. Şimdi biraz müşahhas kılmakta fayda var. Mesela Mısır örneği burada çok güzel bir örnektir. Şimdi İmam Hasan el-Benna aldı Mısır halkını ve kurtuluş noktasına kadar getirdi. Şehit edildiği noktada sadece Mısır mı hocam? Hayır. Hayır, Filistin'in de kurtuluşu an meselesiydi. Evet. Safların içinden Cemal Abdülnasır diye biri çıkarıldı. Bu adam dedi ki İngilizlere karşı büyük mücadeleyi ben yapacağım. Bütün Arapları birleştireceğim. Filistin'i kurtaracağım. Siz dünyanın en büyük, üçüncü dünyanın lideri. Hı-hı. Üçüncü, bakın değil sadece Arapların lideri. Evet. Üçüncü dünyanın lideri biz olacağız dedi. Alkışlandı, sureti yapıldı, önünde secdeye kapanıldı. Sonuç mu hocam? Bu adam zaferleri durdurduğu gibi arkasından bu halk hareketini sağlayan önderlerin tamamını idama götürdü. Evet. İşte bunlar sahte kahramanlardır hocam. Bu sahte kahramanların özelliği bu zaferleri durdurmak ve bu zafere götürecek olan önderlikten başlayarak imha hareketi başlatmak. Önce önderleri idam edecekler. İsyan etti diyecekler, uyum sağlamıyor diyecekler, hain diyecekler ve en ağır hakaret, düşmanla işbirliği yaptı diyecekler. Zaten böyle yaptılar. Yani Cemal Abdülnasır'ın ihvana yaşattığı, şimdi Abdülnasır Yahudi karşıtıydı bir su için. Abdülnasır mesela korkunç bir Yahudi karşıtlığıyla bilinir. İhvan Yahudilere karşı, İsrail'e karşı savaşıyor. Dönüşte hepsini zindana tıkıyor. Hani ikiniz de hani Siyonist İsrail'e karşıydınız. Klasik bir sahte kahraman vazifesi evet. Budur hocam. Kim cephelerde savaşmışsa, kim savaşçı yetiştirecekse onları idam etmek. Ama yetmez. Arkasından onları yetiştiren o inancı da imha etmek. Bazen doğrudan yasaklarla, medrese kapatarak, cami kapatarak, modernizm adına, çağdaşlık adına ve bazen Marksizmi, Leninizmi çok, Stalinizmi çok destekleyerek. Benzer bir meseleyi Filistin hareketi de yaşıyor. Bugün bile Filistin'in çoğu bu meseleyi kavramış değil. Son günlerine bakarak tövbe ettiğine inanırlar. Ben çok tövbe edecek bir profil görmüyorum Yasser Arafat'ta. Şimdi zaten El-Fetih kurulmuştu. Kim kuruyor? Ahvan-ı Müslümin kuruyor El-Fetih hareketini. Zaten bir teşkilat belli bir hizaya gelmişti. İçlerinden Mısır'da okuyan bir hukuk öğrencisi çıkarıldı, önderliktendi. Şimdi İsrail'in kurulmasını sağlayan, Birleşmiş Milletler'de onay almasını sağlayan lider kim? Stalin. İki Dünya Savaşı'ndan sonra ihaleyi Stalin alıyor. İngiltere o güne kadar üstleniyor evet. Ama resmileştirmeyi Stalin. Ne yapıyor bu adam? Filistin gençleri Kudüs'ü kurtarmaya giderken bu arada bir komis için Kudüs ne ifade ediyorsa hocam. Yaşasın Stalin diyerek çocuklarının adını Stalin koyarak. O kadar yani. O kadar. Bizim Kürtler için de geçerli bu parti. Evet. Çocuğunun adını Stalin koyarak Lenin diye şey var, Hacı Lenin diye ve çok bayağı bir gülmüştüm bir Orta Asya'da adamın ismi Hacı Lenin diye. Burada Stalin var. Stalin koyarak böyle bir çelişki, bir tutarsızlık yaşatıyor ki bu liderlerin diğer bir şey hocam, ebedi bir umutsuzluk oluşturmak. Biz adam olmayız ve asla kurtulmayız diyerek toplumları korkunç bir yese, bir umutsuzluğa sevk etmek. Bakın biz onca şehit verdik, onca mücadele verdik, savaştık, gittik,
malımızı mülkümüzü kaybettik, sonra kurtulduk. Tam kurtulduğumuz yerde camimiz kapatıldı diyor. Ben bunu bizzat yaşlılarımızdan dinledim. Tam kurtulduğumuz yerde diyor ki başımıza şapkayı koydular ya. Sarığımızı bile çıkardılar diyor. Fransız'ın çıkarmadığı sarığı bunlar başımıza koydular. Böyle çok dikkatli olmak lazım diyor bundan sonra. Bunu bizzat ihtiyarlardan, çocukluğumda ben ihtiyarlardan dinledim. Bir dehşet, bir yes, bir umutsuzluk oluşturmak. Bu işte bunlar emperyalizmin kahramanlarıdır. Bu sözde bizim halk kahramanlarımızdır. Sözde bize ait kahramanlardır. Gerçekte bu tür kahramanlar sahte kahraman. Peki sahte kahramanların görünür özellikleri ne? Buraya da bakmak lazım. Tabii. Nasıl bunlar anlayacağız? Övülmeyi severler, ölür. Gerçek kahramanlar mutavazi yaşar. Hiçbir kahramanlık, hiçbir riyaset onlara saray hayatı getirtmez. Lüks bir yaşam sağlamaz. Halbuki bunların yaşamları sofrada geçer. Avrupa'nın en lüks içkilerini tüketmekle geçer. Halklarını da batıya tüketici yaparlar. Ama önce kendileri tüketicidirler. Başa geçer geçmez sofralarıyla meşhur olurlar. Diğeri camide, mescitte ibadetiyle meşhur olmuştur. O sofradaki rakı sofralarıyla meşhur olmuştur. Bilmem viski sofralarıyla meşhur olmuştur. Diğeri adı anılmasın, türbe bile yapılmasın ister. Bu her tarafa heykel diker kendisi için. Yetmez, o heykelin önünde baş eğilmesini ister. O da yetmez, başınızı yere koyun der, yere kapaklanın der. Dilediğini keser, dilediğini asar ve öldükten sonra da yine ikonlaştırılmaya, putlaştırılmaya çalışılır. Neden bu kadar bu gösterişe ihtiyacı var? Çünkü özünde bir şey yok. Gerçeğinde bir şey yok. Unutturmaya mı çalışıyor? Yani sancılarını... Sahteliğini evet, kamufle ediyor hocam. Gerçeğin böyle bir şeye ihtiyacı yok. O sade hikayesi insanın şuurunda zaten bir büyüklük inşa etmiştir. O reklama ihtiyaç yok. Ama bu sürekli reklam hali, şunu samimiyetle, açıklıkla ifade etmem lazım ki, nasıl ki bizim 20. yüzyıla kadarki hikayemiz bir kahramanlık hikayesi ise, bizim 20. yüzyıldan bu yana çektiğimiz bizim sahte kahramanlıkla mücadele hikayesidir bizimki. Ve biz bunu izahta yeteri kadar başarılı değiliz. Ama hocam hakikaten problem büyük yani. Bunu çözümleyebilmek, anlayabilmek. Hep söylüyorum bugüne büyük kadar hocam, Arap İslam aleminde ulusalcı sosyalizm üzerine tek kitap yazılmamış. Tek kitap yazılmamış. Hı hı. 15-20 yıldır yazıp çiziyorum bu sahte kahramanlık meselesi üzerinden. Yazıyorum ulusalcı sosyalizm üzerinden. Çok iyi anlaşıldığına bile inanmıyorum. Evet. Çok iyi anlaşıldığına bile inanmıyorum. O zor çünkü adam bakıyor. Bak bu var ya diyor, bana ne anlatıyorsun ki? Şunu yaptı, bunu şunu sen yaptı, ne yaptın? Bunu yaptı, diyecek. Sen ne yaptın diyor. Yani. Zira kitleye ait kahramanlık görülmez hocam. Cismani değildir. Buna onun için manevi kahramanlık denir. Kitlenin, halkın, ümmetin tümüne, cemaatin tümüne mal olmuş bir kahramanlık, cismani bir kahramanlık değil, manevidir. İzahı hakikaten zordur. Hı hı. Büyük işler başarılmıştır. Fakat sizin bu büyük işleri başarmadaki payınız ne? Çok kolay değil. Hı hı. Burada esasen Müslümanların çıkarması gereken ders şuydu. Müslümanlar padişahlık sisteminden cemaat sistemine geçerken, tarikat sisteminden de cemaat sistemine geçerken İslam aleminde önderlik kısmını ihmal ettiler. Dediler ki, olmalıydı? Burada mutlaka milli kahramanlar yetiştirilmeliydi. Evet. Ve korunmalıydı. Biri gittiği zaman yerine bir başkası yetiştirilmeliydi. Milli kahramanlık makamının boş kalmasına müsaade edilmedi. Velev bu milli kahraman namazında bile problem olsa yine bizim fabrikamızın ürettiği bir kahraman olmalıydı. Çok güzel. Fasık bile olsa bizim fasığımız olmalıydı bu. Bu noktada biz büyük bir problem yaşadık. Yani şöyle dedik. Dedik ki ya bizim bütün sorunumuz tek adam sorunudur dedik. Dedik. Tek padişah tarafından yönetildiğimiz için başarısız olduk. Tarikatsa başında bir şeyh olduğu için bizim bunun yerine bu bizim cemaat çağına geçmemiz lazım. Bu isabetliydi esasen. Bizim cemaatsel bir boşluğumuz vardı tüm İslam aleminde. Evet. Fakat bu cemaatsel boşluğun denge olması gerekiyordu. Bunun denge olması. Bunu Yahudiler sosyalizmi teşkilatlandırırken
büyük ölçüde İslam'dan istifade ederek teşkilatlandırıyorlar. İhmal etmiyorlar hocam. Bir genel sekreter adı altında bir liderlik üretiyorlar. Hı hı. Bir Sovyetler var ve bir Stalin var. Evet. Bir Romanya var, bir Çavuşesko var. Onu üretiyorlar, bir denk oluşturuyorlar ona. Kapitalist ülkelerde lider yok. Ya bu emperyalist ülkelerin çok güçlü liderleri yok. Sosyalist bloklarda daha çok aslında var. Onların da güçlü liderleri. Bir De Gaulle olmasa Fransa'dan bahsetmek mümkün. Hayır, şey değil. Churchill olmasa. Yok yok, son 50-60 yılda baktığımızda yani, liderin bir sistem var daha çok orada. Liderin kaybolduğu yerde hocam bakıyorsunuz ki cemaat etkisizleşmeye başlıyor. Hı hı. Bunun için İslam alemi burada yetişti, 20. yüzyıla geçerken bu Üstad Bediüzzaman da bu vurguyu yapar, Üstad Mevdudi de yapar. İmam Hasan el-Benna biraz daha gelenekseldir, biraz daha aslında o asr-ı saadet üzerinden bir şey inşa etmeye çalışacaktır. Bunu onun için daha çok imamete dayalı bir çalışma yapacak. Fakat yapılan sıkı vurgular aslında bizde geneldir. Yani mesela Cezayir'in Ulema-i İslam heyeti vardır ama Seyyid Abdülkadir Selam'ın imamları yok. Evet. İmam Hasan el-Benna vefatından sonra İhvan'ın bir imamı yok. Hı hı. Kim bugün Ürdün İhvan'ın imamı? Bilen hiçbiri yok. Liderlik problemi aslında bunların hepsi. Önderlik krizi. Esasen benim 2003-2004'te o kitabı yazarken anlattığım buydu. Hı hı. Bir yandan bizim gerçek önderliğimizi imha ediyorlar, öte yandan sahte önderleri önümüze koyuyorlar. Fakat biz gerçek bir önderlik oluşturmaz, üretmezsek İslam alemi olarak onlar önümüze sahte önderler koymaya devam edecekler. Ve diğer bir problem İslam aleminde, bu Türkiye gerçekliğinde de şey, hala bu sanki bir hakikatmiş gibi, sanki İslam'da bir farziyetmiş gibi önderliği tümüyle red. Dolayısıyla benim anlattıklarım, Hazreti Ebubekir tarzı bir önderlikten bahsediyorum. Ben, hı hı, Resulullah'ın sünneti üzerine, Hazreti Ömer tarzı, Hazreti Ali Efendimiz tarzı, Hazreti Osman Efendimiz tarzı bir önderlikten bahsediyorum. Yoksa bir öndersizlik problemi sahte önderler getirir. Doğru, bunlar o boşluk içerisinde getirilip önümüze koydular. Eğer herhangi bir kurtuluş mücadelemiz, o mütevazi insanlardan biri, bu kurtuluş mücadelesi veren mütevazi adamlarımız, ister general olsunlar, ister ulema, Mustafa hocam sen öne çık diyebilselerdi, hı hı, başka biri gelip onun yerini tutmazdı. Teklif edildiği zaman hiçbiri kabul bile etmiyor. Biz de şöyle bitireceğiz sanki hocam zamanımız. Ama bizde şöyle bir de hastalık doğurdular. Biz kendimize önder yapacağımız kişinin mükemmel olmasını istiyoruz. Bu batıl bir akidedir hocam yani. Bu. Yani dedim ya, bizi fasık mahveden budur. Bu Ehl-i Sünnet akidesine temelden aykırıdır yani. Ehl-i Sünnet'in mantığı şu. Bulamazsan fasık birini bul. Ama i̇şte sen, Ahmet Şah Mesut dediniz ama yani, senden biri olsun. Evet, haşa evet. Ahmet Şah'ın fasıklığımızı. Asla. Ama senden biri olsun. Ama yeni şey daha büyük bir tehdit hocam yani. Hiçbir önderlik kabul etmeme bizde. Evet, yani bu sefer de ona da yöneldik. Bu daha da kötü oldu. Ya bakın diyoruz, önder oluyor adam, kendine lider diyor. Hı-hı. Tek başına kaldı. Böyle olmaz. Evet, istişare farz. Hı-hı. Cemaat topluluk olmak farz. Ama bizim önderlik tarzımız dengeli bir önderlik tarzıdır. Burada cemaatle imamet bir aradadır. İkisi de vardır. İkisinden biri ihmal edilmez. Hı hı. Geçmişte biz cemaati ihmal etmişiz. Şimdi imameti ihmal ettiğimizde aynı kapıya çıkaracağım. Evet. İslam tek kanatla yol almaz. Çok güzel. Mutlak bu şekilde burada iki kanata ihtiyaç vardır. Bu 20. yüzyıl İslami hareketine yönelik aynı zamanda bu bir metodoloji, ağır bir analiz meselesidir, evet, tabii. Bu hareketler gerçekten hani kafa yormak lazım hala. Hı-hı. Gençlerimizin daha çok kafa yorması lazım. Ama kafa yorduğumuzda işin içerisinde böyle bir sıkıntının olduğunu biz rahatlıkla anlayabiliyoruz. Evet hocam, çok sağ olun, Allah razı olsun. Hı-hı. Çok verimli olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Hakikaten önemli. Yani programın başından bu ana gelinceye kadar çok şey öğrendik. Çok şey öğrendim kendi adıma. Evet, yani İslam dünyası önderlik kurumunu inşa edemediğinde, aslında büyük bir fabrika var ama fabrikayı işletemediğinde başka yerden yan ürünler, çakma ürün deniyor ya hocam. Evet. Çakma ürünler ortaya çıkıyor ve o çakma ürünler malumunuz üzere şeyde de öyledir, kansere neden oluyor çakma ürün kullandığınızda. Bundan dolayı kendi fabrikamıza uygun bir üretim. Hani burada bizim fabrikadan çıksın da, elbette en iyisini isteriz ama olmasa dahi kesinlikle razı olmak gerekir. Sahte ve gerçek önderleri konuştuk.
Rabbim bizi hakiki, gerçek, bizden olan önderlere kavuştursun, onları da bize kavuştursun diyelim. Haftaya bir başka konuyu görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olun.